Hacettin Sözcü'deki arkadaşlar diye seslendi. Arkadaş çok kıymetli bir şeydir yani. Ben de nereden gidecek diyordum, doğru yani yerden geldim. Arkanı yasladığım bir şeydir. Onlar bizim arkadaşımız falan değil. Bizim arkadaşımız nasıl olabilirler ya? Siz TC yazmıyorlar, orada TC ifadesi var diye, yok diye belediyeleri demlilerle beraber ittifakla seçime gireceksiniz. Ondan sonra o belediyelerden Türk bayrağını kaldırtacaksınız. Atatürk posterine içeriye girip ana avrat küfredecek. Ondan sonra kalkıp Atatürk diyeceksin. Hayır, Atatürk'e kamral dedi ya. Adam. O da çok güzel yerden şimdi girdi. Atatürk, ya. Atatürk bu niye bunu söylüyor biliyor musun? Sözcü denen o paçavra. O bir paçavra çünkü. Orada çalışan kişiler de bizim arkadaşımız falan değil. Ya paçavra demeyelim hocam. Paçavra evet. O değer. Paçavra bir değeri vardır. Evet, çok güzel. Kullandırtıyız. Niçin bunu söylüyorum? Niçin bunu söylüyorum? Çünkü buradaki kişiler Atatürk'e olan nefretlerini, Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete ve onun Türkiye Büyük Millet, biz neyi kutladık dün? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani o son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da kapatılan, İngiliz askerleri tarafından baskın verilerek kapatılan son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Ankara'ya taşınmasının yıl dönümünü kutladık. Evet. O Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimiz meclis İstiklal Harbi'ni yönetti. O mebusların, milletvekillerin neredeyse tamamı İstanbul'da son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin milletvekilleriydi. Onlar Misak-ı Milli kararını aldılar. Biz İstiklal Harbi'ni, yani Yunan işgalcisine karşı, İngiliz emperyalizmine karşı, Fransız emperyalizmine karşı, Koçgeri isyanında bunların, bu sözcü tayfasının desteklediği Dersim çetelerine karşı biz İstiklal Harbi'ni verdik. Onun için o şimdi bütün günahlarını örtmek için Atatürk'ü sevmeyen kahrolsun diyor. Senin Atatürk'le ne alakan var ya? Sen kimsin ki? Sen Koçgiri isyanında Mustafa Kemal'i arkadan vuranların adamlarısın. Çünkü şimdi o Koçgiri'nin adamlarıyla sen Diyarbakır Belediyesi'ni yönetmeye kalktın. Sen yurtta 20 tane belediye meclis üyesini sen getirdin. Değil mi? TC yazdım diye Atatürkçü oldun değil mi? Türk bayrağı kaldırılırken neredeydin? Atatürk'ün posterinde küfredilirken neredeydin? Neredeydiniz siz? Siz Atatürk'le alakanız nedir ya? Sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ne alakanız var? Siz Türkiye'nin istiklali ile ne alakanız var? Sizin Türkiye'nin varlığıyla, bütünlüğüyle ne alakanız var? Siz Suriye'de ve Irak'ta PKK'lılar ölmesin diye tezkerelerin önüne yatan adamlarsınız ya. Sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne küfreden, hakaret eden, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal saldırı iftirasını atan ahlaksızlarla boy boy çekilmiş fotoğraflarınız var. Sizin Atatürk'le ne alakanız var ya? Onun için siz bütün günahlarını örtmek, bütün bu pisliklerini örtmek için o manşeti atıyorlar. Onun için o bir gazete değil. Çünkü gazete haber vermek için var olan bir şeydir. Orada çalışan da kusura bakmasınlar gazeteci falan değil. Gazeteci olsalardı habercilik yaparlardı. Onlar gazetecilik falan yapmıyorlar. Onlar tetikçilik yapıyorlar. Kimin tetikçiliğini yapıyorlar? Onlar bir gün Biden'ın tetikçiliğini yapıyorlar. Bir gün Murat Karayılan'ın tetikçiliğini yapıyorlar. Bir gün Abdullah Öcalan'ın tetikçiliğini yapıyorlar. Ama bir tek bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslanlar gibi Afrin'e giren Mehmetçi'nin yanında olmadılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.